Huzurlarınızda B-45'in evrenin diğer tarafından gelip burada birdenbire ortaya çıkan aykırılar kılavuzu. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bildiğiniz gibi burada Centrium'da, Centrium'un ne olduğunu bilmiyorsanız arkamdaki görüntüde yeterli ipucu var. Centrium'da herkes aykırıların ne olduğunu öğrenmek istiyor. Bence de aykırı evrenin diğer ucundan gelip burada bir anda beliren bu acayipler için güzel bir isim. Neden olmasın ki? Evet, benim adım P45. Akılda kalıcı. Bu işi baştan çıkarıcı sesim için verdiklerini düşünmüştüm ama galiba robot olduğumdan verdiler. Sonuçta herkes robotları sever. Bir zahmet. Evet, biz işimize bakalım. Bip. Aslında bip dememe gerek yok ama insanlar robotlardan böyle şeyler bekliyor. Neyse. Bu gördüğünüz ufaklık Elliot. Bütün bu yaygaranın sebebi de o. Açıkçası nedenini ben de anlamadım, düşünmek bile yorucu. Her neyse, dünyalı insanların bir örneği. Bir erkek çocuk ve anlaşılan en iyi iki türden biriymiş. Vay canına. O da ne? İnsanların suya karşı alerjisi olduğu ortaya çıktı ve üzücü ama Elliot duşa ilk girişinde eridi. Tamam, şaka yapıyorum. Ama bahse varım, hepiniz dediklerime inandınız. Elliot çok cana yakın biri ama bazı ilginç huyları var. Burada gezegen geğiriyor. İlginç. Başka? Gördüğünüz gibi saçları turuncu, harika görünüyor. Tabii turuncu seviyorsanız. Dürüst olmak gerekirse zamanının çoğunu Centrium'da dolaşarak geçiriyor. Ve burada yaşayan herkesi rahatsız ediyor. Ne diyelim, iyi ki gelmişsin küçük dostum. Evet, sıra kimde? Bip. Hayır, bu kül. O aykırılardan biri değil. İnanılmaz. Bu ay harcadığı 15. masa oldu. Hiç akıllanmıyor. Dirseklerine dikkat et kanka. Yine bip. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Devam. Boop. Bu sefer boop dedim. Bir şey değil. Evet, işte bu Mo. Mori'nin kısaltılmışı. Neden gülüyorsunuz bilmiyorum. Kabalık. Mo dinozor denen bir şey. Dinozorun ne olduğunu bilmiyorum. Ama kelime hoş. Belki o da öyledir. Yine de bana çok güvenmeyin. Galiba dinozorlar artık yokmuş. Ama nasıl olduğunu bilen yok. Benito, sen biliyor musun? Bilmiyor gibi. Bu arada Benito'yu da görmüş oldunuz. Tamam, başka? Bu Mo, nasıl söylesem, her şeye burnunu sokuyor. Anlatabiliyor muyum? Gölgesini arkadaşı sanıyor. Çok tatlı. Mo genellikle Elliot'la muziplik yapmaya bayılıyor. Ay, şu komikliklere bakar mısınız? Yok artık. Zaman zaman biraz huysuzlaşabiliyor ama biz de farklı değiliz. Tamam, bu kadar yeter. Hadi bir sonrakine geçelim. Bip. İşte bu da Nara. Geleceği görebiliyor ama hızlı eskiyor. Bip. Ve bu da Preston. O hızla yaşlanıyor. Gerçekten. Sonra yine gençleşiyor. Olayı bu. Bip. Yapma. Bu görünmez Bill. Bence adı hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunu niye bu kadar yukarı koyduğumu ben de bilmiyorum. Aslında neden hepsini tek bir büyük ekranda göstermiyorum onu da bilmiyorum. Düşününce çok saçma geliyor. Yani ekran işte. Uzay ha. İnsan daha iyisini bekliyor. Aslında bu da saçma bir iş ama yeni bir kanepe için para biriktiriyorum. Yani işimize bakalım gençler. Bip. Bakın, bu arkadaş gerçekten çok ilginç. Eminim siz de merak etmişsinizdir. Kestik. Listede yok. Üzgünüm. Bip. Peki öyleyse. Frankie. Türü İnsan kadın. Mesleği Elliot'ın annesi. Aynı zamanda eskiden jeolog diye bir şeymiş. Bu da galiba kayalara son derece düşkün olan biri demek. Birazcık da dinozorlara düşkün olsaydı hayatımı kolaylaştırabilirdi. Hep aynı. Gördüğünüz gibi Frankie adetlerimize alışmak için hala çabalıyor. Sen ne yaptın şimdi? Frankie aynı zamanda bu ifadesiyle de tanınıyor. Bence biraz abartılı ama benim bir yüzüm bile yok. Yani yanılıyor olabilirim. Sanırım cesur olduğunu söyleyebiliriz. Maceracı anne bile denebilir. Buraya şöyle bir şey montajlayabilir miyiz? Hayır, vazgeçtim. Zaten nereden çıkardım kim bilir. Bu Bob. Bu da kapanış sesi oluyor muhtemelen. Ama neyse. Peki o zaman Centrium'da merak ettiğiniz başka birileri de varsa, ama meraklısınız, onu da kendiniz öğrenin. Ben yeterince anlattım ve badminton'a geç kaldım. Görüşürüz.